Herkese selamlar arkadaşlar. Taze Mühendis'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum çünkü vize haftamdı geçtiğimiz hafta. Daha vizelerim dün bitti, geçen cuma. Ben de bugün hemen bir video çekerek YouTube'a geri dönüş yapmak istedim. Sizleri de daha çok videosuz bırakmak istemedim. Zaten bugünden sonra çok güzel videolarımız gelecek. Pazartesiden itibaren gerçekten böyle güzel olacağını düşündüğüm videolar çekeceğim. Onun dışında bugün de yine değişik bir videoyla karşınıza çıkmak istedim. Bu videoda birlikte bir test çözeceğiz. Özgüven testi. 10 soruluk bir test. Ben sorulara baktım ama daha önce hiç çözmedim. Soruları da hani testin güzel olup olmadığını görmek için baktım. Ve ben beğendim. Bu testte 10 tane özgüvenle alakalı soru var ve bu soruların sonunda verdiğiniz cevaplara göre sizin özgüvenli olup olmadığınızı söylüyor. Ben de ilk kez çözeceğim. Bakalım ne olacak. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Ben kendimi özgüvenli olarak tanımlayan birisiyim. Çocukluğumdan beri hep özgüven gerektirecek işlerde ön plandaydım. Yaşıtlarıma, çevreme göre daha çok özgüven gerektiren şey yaptım. Ben kendimi özgüvenli görüyorum yani, ama bakalım test ne söyleyecek? Gerçeği test söyleyecek. Çok da tabii baz almamak lazım da bu testi, neyse. Başlayalım ilk sorudan. İş ya da üniversite için yaptığınız başvurularınız reddedilirse kendi yeteneğinizden şüphe eder misiniz? Şimdi şöyle, ben bir işe ya da bir üniversiteye, gerçi Türkiye'de üniversite öyle çok başvuruya alınmıyor, sınavla alınıyor ama diyelim ki alınıyor olsun. Ben bir işe başvuracağım zaman o işin gerektirdiği bütün özelliklerin kendimde fazlasıyla olduğuna emin olduktan sonra başvururum. Yani bir şeye başvuruyorsam kesinlikle alınmak isterim, öyle söyleyeyim size. Ve seçilebilmek için de elimden gelen her şeyi yaparım. Zaten böyle seçilemeyeceğimi düşündüğüm şeylere de genelde başvurmam. Çok uç hayallerim yoktur benim. Fakat burası Türkiye, bildiğiniz üzere. Ya ben staj yapacaktım mesela, staj yeri arıyordum kendime. Orada bile tanıdık olmadan kimseyi almadılar. O yüzden ben bir işe ya da üniversiteye başvurduğumda, reddedildiğimde sorunu kendimde görmem. Ne yalan söyleyeyim. Karşı tarafta görürüm. Büyük ihtimalle benim yerimi bir tanıdıklarına vereceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden cevabım hayır. Büyük kalabalıklar kafanızı karıştırıyor ya da sizi korkutuyor mu? Hayır, korkutmuyor. Neden korkutmuyor hemen söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beri hep büyük kalabalıkların önündeyim zaten. İlkokulda böyle sürekli 23 Nisan'da falan ben sunucu olurdum. Onun dışında ben 5. sınıftayken 23 Nisan'da Etimesgut Belediye Başkanı'nın koltuğuna oturdum. Hani böyle çocuklar geçiyor ya 23 Nisan'da başkanların koltuğuna. Ben de bizim okulda bir yarışmaya katılmıştım. O yarışmanın sonucunda okulda geçtim elemeleri. Bir de ilçede bir elemeye gittim. Oraya da geçtim. Daha sonra Etimesgut Belediye Başkanı'nın koltuğuna oturup bir günlük belediye başkanı olma hakkı kazandım. Benim için güzel bir an oldu tabii. Zaten halihazırda da bir YouTube kanalım var. Buradan binlerce kişiye hitap ediyorum. Dolayısıyla topluluklar önünde konuşmakta bir problemim yok. Şu anda dolabınız eski püskü kıyafetlerle mi dolu? Evet. Ya ben alışveriş yapmayı pek sevmiyorum. Alışverişe bile kardeşlerimin, annemin, arkadaşlarımın zoruyla gidiyorum. Cidden alışveriş yaparken aşırı derecede sıkılıyorum. Ya keşke böyle biri benim yerime gidip bana bir şeyler alsa. Ve kıyafet atmak gibi de bir huyum yoktur. Dolabıma hiç karışmam yani. Annem alır atar. Bir şey eskidiyse o benden daha iyi bilir. Mesela şu an bir üzerime giydiğim gömlek de 1,5-2 senelik bir gömlek. Öyle düşünün. Sürekli aynada kendinize bakar mısınız? Hayır. Aynalarla pek aram yok. Benim saçım doğuştan burası böyle dik. O yüzden çocukluktan beri hiç böyle saçımı yapayım, jöle süreyim derdim olmadı. Oradan gelen bir alışkanlık var. Şu saçımı böyle bir kere takı tarar çıkarım hemen ve o şekil almış olur zaten. Aynalara da pek bakmam işte. Yüzümde sivilce mi çıkmış? Sakalım nasıl? Zaten pek sakalım yok da. Saçım nasıl? Başım nasıl? Bakmam. Yürürken ya da birini beklerken vücudunuzun duruşu dik mi? Ya şu an bunu zaten siz de anlayabilirsiniz. Vücudum maalesef dik değil. Bu konuda bir sıkıntım var. Dik durmaya çalışıyorum ama sürekli unutuyorum. Böyle kendimi bir anda kamburlaşmış vaziyette buluyorum. Ya mesela şöyle durmam gerekiyor aslında bu kamera karşısında da. Ama yapamıyorum bir türlü. Şöyle durmak bana daha rahat geliyor. Tabii ki son derece sağlıksız bir şey bu duruş. O yüzden bu soruya cevabım hayır, dik değil. Çoğu zaman insanların sizin hakkınızda dedikodu yaptığını düşünür müsünüz? İnsanların benim hakkımda dedikodu yaptığını düşünmüyorum. İnsanların benim hakkımda dedikodu yaptığını biliyorum, eminim. Hem kendi kulağımla denk geldim, hem arkadaşlarımdan duydum, hem kendi gözümle gördüm. Şöyle söyleyeyim size. Bir şeyde çok başarılı olursanız, hedeflerinize doğru adım adım ilerliyorsanız İnsanlar sizin arkanızdan konuşur, sizin arkanızdan dedikodu yaparlar. Ama bunların sizi yolunuzdan çıkarmasına asla izin vermemeniz lazım. Şimdi bu soruya ne demem gerektiğini bilmiyorum. İnsanların benim hakkımda dedikodu yaptığını düşünmüyorum. Benim hakkımda dedikodu yaptıklarına eminim. Ama bu soruya sanırım evet demem gerekiyor. O yüzden evet cevabını vereceğim. Sevdiğiniz kişiye aşkınızı ilan edebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani evet. Ebeveynlerinizin sizi sevdiğini hissediyor musunuz? Bunu evet, kesinlikle hissediyorum.
Ya ben mesela çoğu konuda işte bu konuda ailem bana kesin destek olmaz diye bir salakça düşünceye kapılıyorum. Ama her defasında ailem beni her konuda destekliyor. Bana ve kardeşlerime sevgilerini ellerinden geldikçe gösteriyorlar ve bizim iyiliğimiz için her şeyi yapıyorlar. O yüzden ebeveynlerimin beni ve kardeşlerimi sevdiğini kesinlikle düşünüyorum. Her gün yeni bir şey öğrenmeniz gerektiğine inanıyor musunuz? Bu soruya sanırım vereceğim cevabı siz de biliyorsunuz. Evet. Beni az çok takip ediyorsanız. Çoğu zaman kötü rüyalar görür müsünüz? Ya değişiyor bu ya. Bazen kötü rüyada gördüğüm oluyor. Ama sanırım ben çoğu zaman güzel rüyalar görüyorum. O yüzden hayır. Sonuç özgüveni tam. Ben de zaten böyle bir şeyin çıkmasını bekliyordum. Kendine güven konusunda sorun yok. İnsanlar önderlik ve ilham için size güveniyorlar. Muhtemelen yine de bazı kesim sizin kendini beğenmiş ve ezici olduğunu düşünüyor. Yani düşünüyor olabilirler kendi kararları ama kesinlikle böyle biri olmadığımı düşünüyorum ben. Doğru söylemek gerekirse egonuz epey fazla. Hayır, yeteri kadar. Siz de şahsi olarak sizi öldürmeyen şeyin sizi güçlendireceğini düşünüyorsunuz. Bak bunu kesinlikle düşünüyorum. Ancak Goethe'nin ifadeleriyle istenilen her şeyi yapmak için insan kendini olduğundan daha iyi görmelidir. Doğru bir ifade. Bu videoda 10 soruluk güzel bir özgüven testi çözmek istedim. Ben çözerken gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Siz de sorulara verdiğiniz cevapları bu videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.